Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Silifke'de Göksu Nehri kenarından bu yayını gerçekleştiriyoruz. Burada önemli bir doğal ağaç türümüz var. Alnus orientalis. Onu tanıtmak istiyorum sizlere. Alnus orientalis, Betulaceae familyasına ait bir ağaç türü. Betulaceae familyası ülkemizde çok sayıda orman ağacını içeren önemli bir familya. Ve bu familya iki alt familyaya ayrılarak incelenmektedir. Betulaceae familyası Betulaceae ve Corylaceae olmak üzere iki alt familyaya ayrılır. Betulaceae alt familyasında Betula ve Alnus cinsleri, Corylaceae alt familyasında ise Carpinus, Corylus ve Ostrea cinsleri ülkemizde doğal olarak yayılış göstermektedir. Bunlardan Alnus ülkemizde iki doğal türle temsil edilmekte. Bir tanesi Alnus glutinosa, diğeri de yanımda bulunan Alnus orientalis. Alnus orientalis ülkemizde özellikle batıda Muğla'dan yayılışına başlar. Muğla'da, Antalya'da, Isparta'da, Mersin'de, Adana, Osmaniye ve Hatay yörelerinde doğal olarak yayılış gösteren bir ağaç türü. Burada gördüğünüz gibi dere kenarında yetişen bir ağaç türü. Gerek dere kenarlarında gerekse durgun suların olduğu yerlerde iyi gelişim gösterebilir. Toprak derinliği olarak hem sığ topraklarda hem de derine giden kökler yapabilmektedir. Aynı zamanda toprak altındaki köklerinde nodüller bulunmakta. Bu nodüllerde havadaki serbest azotu bağlayarak toprağı daha verimli bir hale getirmektedir. Bu nedenle özellikle fakir toprakların ıslahında da Alnus türleri değerlendirilen türlerdendir. Alnuslar ülkemizde iki türle temsil ediliyor dedik. Alnus glutinosa ve Alnus orientalis. Alnus orientalisinde iki adet alt türü ülkemizde doğal olarak yayılış göstermekte. Bunlar Alnus orientalis alt tür orientalis ve Alnus orientalis alt tür pubescens. Bu iki alt tür birbirinden nasıl ayırt ediliyor diye soracak olursanız, şurada daha önceden sizin için koparttığımız sürgünler var. Alnus orientalis, alt tür orientaliste genç sürgünler ve yaprak sapları çıplaktır. Alnus orientalis, alt tür pubescens'te ise genç sürgünler ve yaprak sapları tüylüdür. Bu elimde görmüş olduğunuzda yaprak sapları ve genç sürgünler çıplak. Yani elimdeki Alnus orientalis, alt tür orientalis. Alnus orientalis'in Türkçe ismi Doğu Kızıl Ağacı veya Türk Kızıl Ağacı olarak bilinmekte. Çünkü en geniş yayılışını ülkemizde yapmakta. Ülkemiz haricinde dünyada diğer yayılış alanları ise Türkiye'den başka Kıbrıs'ta, Suriye'de, Lübnan'da da doğal olarak yayılış göstermektedir. Ama literatürde Türk Kızıl Ağacı olarak da bilinmektedir. Şöyle genel olarak ağacın habitusunu inceleyecek olursak, gördüğünüz gibi geniş tepeli bir ağaç türü. Yaklaşık olarak 20 metre, bazen zaman zaman 50 metreye kadar da boylanabilmektedir. Gençlikte pürüzsüz olan gövde kabuğu ilerleyen yaşlarda çatlaklı bir hal almaktadır. Alnus orientalis ile Alnus glutinosa birbirine benzese de bazı özelliklerce ayırt edilebilmektedir rahat bir şekilde. Bunlardan en önemlisi yaprak özellikleri. Bakın şurada da görüyorsunuz. Alnus orientalis'in yaprakları ovat, yani yumurtamsı yaprakların dip kısmı yürek şeklinde ve uçları ise sivridir, yaprak uçları. Alnus glutinosa'da ise, diğer türde ise bu yaprak uçları şu şekilde küt bir şekilde sonuçlanır. Yapraklar daha dairemsi bir şekle sahiptir Alnus glutinosa'da. Aynı zamanda meyve de birbirinden oldukça farklıdır. Yani meyve genel olarak yapı itibariyle birbirine çok benzer, ancak boyutlar olarak birbirinden farklıdır. Şunlar üzerinde de görüyorsunuz geçen yıl oluşan meyve kurulları. Şimdi Alnus orientalis'te şu gördüğünüz meyvenin pulları arkadaşlar. Bunlar olgunlaştıktan sonra, başta yeşil olan meyve pulları olgunlaştıktan sonra böyle koyu bir renk alır ve derimsi bir yapıya sahip olur, sertleşir. Bu meyve pulu Alnuslarda bir brahte ile dört brahtecikten meydana gelmiştir ve içerisinde nus meyveleri barındırır. Çok sayıda nus meyve bir araya gelerek böyle bileşik meyve kurullarını oluşturmaktadır. Bu bileşik meyve kurulları Alnus orientalis'te Alnus glutinosa'ya göre daha büyüktür. Alnus glutinosa'da bu bileşik meyve kurulları yaklaşık olarak 1,5 ila 1,8 cm boyundadır. Alnus orientalis'te ise 2-2,5 cm boylarına ulaşabilmektedir. Bu meyve pullarının içerisinde nus meyveler bulunmakta ve nus meyveler de Alnus orientalis'te kanatsızdır. Alnus glutinosa'da ise nus meyvenin çok ince bir kanadı vardır. Bu şekilde iki türü, iki doğal türümüzü birbirinden rahatlıkla ayırt edebilmekteyiz. Gerek meyve kurulunun boyu, gerekse yaprak özellikleri olarak. Genel özelliklerine değinirken bir özellik daha önemli. Alnuslarda
erkek çiçekler kışı açıkta geçirmektedir. Tüm alnuslar için bu böyledir. Üzerinde o nedenle sarkan erkek çiçek kurullarını görebilmektesiniz. Ben de size şuradan yakından da göstermek istiyorum. Bakın şunlar aşağıya sarkak olarak bulunan erkek çiçek kurulları. Bunlar literatürde ketkin veya kedicik olarak da adlandırılmaktadır. Bir önemli özellik de alnuslarda bu erkek çiçek kurullarında erkek çiçeklerini gördüğünüz gibi periyant örtüleri bulunmaktadır. Bu da alnuslar için önemli bir ayırt edici özelliktir. Hemen erkek çiçek kurullarının üzerinde şurada yeni oluşan dişi çiçek kurullarını görmektesiniz. Bu dişi çiçekler döllendikten sonra meyveye dönüşmekte ve bu şekilde biraz önce de bahsettiğim gibi şu derimsi hafif bir kozalağı andıran, küçük bir kozalağı andıran meyve kurullarını oluşturmakta ve bu meyve kurullarının içerisinde de nus meyveler bulunmaktadır. Alnuslar özellikle fakir toprakların ıslahında önemli türler dedik. Çünkü köklerinde azot bağlayan bakteriler bulunmakta. Bir diğer önemli özellik de özellikle kirli gazlara karşı, hava gazlarına karşı, kirli atmosfere karşı oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle kent içi ağaçlandırmalarda da kullanılabilen türlerdir. Ayrıca alnuslar çok yüksek rakımlara çıkmaz. Genel olarak 1000 metre, 1200 metre, nadiren 1400 metre kadar rakımlarda yayılış gösteren, özellikle taban suyunun yüksek olduğu ve dere kenarlarını tercih eden ağaç türleridir. Ülkemizde de Alnus orientalis iki tane alt türle yayılış göstermektedir. Bu alt türlerden Alnus orientalis, alt tür pubescens yani yaprak sapları ve genç sürgünleri tüylü olan ülkemize özgü endemik bir taksondur. Dünyada başka herhangi bir yerde yayılış göstermemektedir.